Evet, bizi izleyen herkese saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Çilek yetiştiriciliğinde bitki besleme. Tabii özetlemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi ülkemizde bakanlığımız tarafından toprak analizlerine 2009 yılından bu yana destek verilmiş olmakla birlikte bizim üreticilerimiz toprak analizleri yaptırmamanın gübreleme çalışmalarına devam ederler. Gübreleme yaparlar. Oysa bütün canlılarda vardır, bitkilerde de vardır, insanlarda ve hayvanlarda da vardır. Dengeli beslenme insanların, bitkilerin, her şeyin verimliliğine, iş verimliliğine, dayanıklılığına, hastalık ve zararlara karşı dayanıklılığında çok önemli bir etkilere sahiptir. Evet Sait Hocam, Onun için bölüyorum kusura bakmayın lütfen ama tam ekranı alma şansınız var mı? hemen alıyorum. Tamam Pardon. hocam. Estağfurullah. Evet. Onun için Teşekkür ederim. değerli arkadaşlar, çilek tarımına başlarken öncelikle toprak analizlerinin, bitki analizleri ve sulama suyu analizlerinin yapılmış olması lazım. Tam analizler yapılması lazım. Ve çünkü neden? Bitkiler ihtiyacı olan besin elementlerini topraktan alırlar. Bu toprakta bu besin elementlerinde ne kadar var? Elementler arasındaki denge durumu nedir? Biz eksik ya da dengesiz olanları karşılamak için hangi gübreyle ne zaman ne kadar vereceğimizi bu analizlere göre yapmamız lazım. Bir de yine çilek aslında ben saat önce Osman Hoca'nın konuşmalarını da şey yaptım. Bizim açımızdan önemli bir ürün ama istekleri biraz daha fazla olan ürün. Mesela toprak reaksiyonu bakımından bütün bitkilerde olduğu gibi çilen de bir isteği vardır. En iyi yetişme pH'ı 6,5 ile 7 arasında pH'larda isteği var. O zaman biz çilen bu isteğini karşılamak için, çünkü neden değerli arkadaşlar? Besin elementlerinin elverişlikleri toprak gelişme ortamının pH'sına göre değişmektedir. Eğer bir bitkinin bir pH isteği varsa buradan kaynaklanır. Özellikle bu pH aralığında elverişliği yüksek olan elementlere çilek bitkisi fazla ihtiyaç gösteriyordur. Elverişli düşük olan elementlere de az ihtiyaç gösteriyordur. Onun için eğer pH'yı ekim öncesinde gelişme ortamının pH'sını buraya ayarlarsak gelişme dönemi boyunca çilek bize daha kaliteli, daha fazla verim verebilmektedir değerli arkadaşlar. İşte çilek yaptığımız toprakta pH 7'nin üzerinde ise, özellikle 7,3'ün üzerinde ise çilek dikiminin yapılmadan önce organik gübrelerle birlikte elemental kükürt uygulayıp bu pH'nın 7'lere düşülmesi yönünde çalışmalar yapılması lazım. Diğer taraftan çilek gübrelemesi için bu şartlarda asit karakterli gübrelerin kullanılmasında fayda var. Karadeniz bölgesi gibi eğer asit tepkimeli topraklarda çilek yetiştiriciliği yapılacaksa da, yani pH 6,5'ün altında olan topraklarda çilek yetiştiriciliği yapılacaksa da, yine buralarda kireç ilavesiyle pH'nın 7 civarına çıkarılmasında ve daha sonra dikimlerin yapılmasında ihtiyaç vardır. Değerli arkadaşlar, bunu özellikle söylüyorum bitki beslemeye geçmeden. Neden? Çilek aynı zamanda toprak tuzluluğuna ya da gelişme ortamı tuzluluğuna karşı son derece hassas bitkilerimizden bir tanesidir. O nedenle eğer sizin yapacağınız faaliyet özellikle pH'si yüksek olan topraklarda kükürt ilave etmeniz ve kükürt ilavesiyle toprak pH'sını atıyorum 8'lerden 7'lere düşürmeniz toprak tuzluluğunda 5-10 kat tuzluluğun artışına neden olacaksınızdır. Yine çilek toprak organik maddesinin yüksek olmasını ister, 3'ün üzerinde olmasını ister. Toprak organik maddesini yükseltmek için de ahır gübresi ilave etmeniz lazım. Ahır gübresinde de içindeki besin elementlerinin mineralizasyonuna, elverişliğine bağlı olarak belli bir tuzluk vardır
İşte gelişme ortamındaki tuzluluğun yüksek olmaması için bu ilavelerinizi çilek dikiminden 2-3 ay önce toprağa yapmanız lazım ki çilek fidelerini toprağınıza dikerken tuzluk yönüyle dengeli olsun ve çilen istemediği değerlerde tuzluğa sahip bulunmasın gelişme ortamı. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yine tabii ki çilek tuzluğa karşı hassas olduğu için biliyoruz bugün ülkemizde damlama sulama yaygınlaştı. Yine topraksız ortamlarda çilek yetiştiriciliği var. Burada da yine çilek bitkisinin tuza tepkilerini dikkate almak lazım. Özellikle arkadaşlar fide döneminde çilek bitkisi sulama suyunun tuzluluğunun 750 mikrosiemens'in altında olmasını istiyor. Bu gelişme dönemlerinde 1800 mikrosiemens'lere kadar çıkmasına müsaade edebiliyor. Gelişme arttıkça ve burada da biz işte özellikle sulama suyu analizi yapıp çilek sulanmasında kullanılabilecek her suyun çilek sulanmasında kullanılamayacağını bilmemiz lazım arkadaşlar. Ayrıca o sulama suyuyla gübre verirken de yine gübreler de birer tuz olduğu için bu değerlerin üzerinde tuzluluğun çıkışına imkan vermememiz lazım. O nedenle biz sulama suyunun tuzluluğu 1800 mikrosiemensler düzeyinde en fazla olacağına göre gelişme döneminde biz bu suyla eğer bir şey yapacaksak buraya bir tonla yaklaşık bir kilogram civarında bir ton suyla bir kilogram civarında gübre verebiliriz. Fide döneminde yeni diktiğimiz dönemlerde bu 500 gram civarında olabilir ve yine burada kullanacağımız gübrelerin de tuz etkilerine, tuz indekslerine dikkat etmemiz lazım. Özellikle arkadaşlar klor içeriği yüksek olan gübreleri kullanmaktan kaçınmamız lazım. Tuz indeksi değeri bu gübrelerin oldukça yüksektir. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yine işte ağır gübresini de ne kadar kullanırız? Ağır gübresini de değerli arkadaşlar toprak organik madde miktarına göre dekara 2-3 tonlardan 8 tonlara kadar kullanabiliriz. Ama burada kullanacağımız miktar toprak organik maddesi, kullanacağımız gübrenin özellikleri de etkilidir. Yine bu gübrenin de analiz edilmesinde fayda var. İyi olgunlaşmış bir ahır gübresinin olmasında fayda var. Bunun yanında organik madde kaynağı olarak burada yansıda gördüğünüz diğer kaynakları da kullanabilirsiniz. Ve yine son zamanlarda değerli arkadaşlar humik asit adı altında potasyum humatlar da kullanılmaktadır çilek yetiştiriciliğinde. Bunun da kullanılabilir ve kullanılma zamanı da her dönem kullanılabilir ama en iyi dönem kullanılma zamanının bu tip maddelerin kök gelişimine olan etkilerinden dolayı dikim esnasında ve başlangıçtadır fiden, çilek fidesinin dikilirken veya gelişme dönemlerinin başlangıcında kullanılmasıdır. Bizim bu kendi yaptığımız çalışmalarda görüyorsunuz potasyum mat uygulaması arttıkça bitkinin kök gelişimi artıyor. Bu konuda yapılmış meyve ağaçlarında cevizde falan yapılmış benzer çalışmalar da var. Hep şeyi arttır değerli arkadaşlar. Evet, bu organik gübrelemeden pH düşürmeden bahsetmişken gübrelemeden de şey yapacağız. Çilek bitkisini yetiştirdiğiniz zaman değerli arkadaşlar hedef verim nedir? Burada hedef verime bakmak lazım. Genellikle çilek bitkisi yapılan İzmir bölgesinde yapılan bir çalışmada çilek bir ton meyveyle 5-6 kilogram civarında azot, 1-1,5 kilogram civarında fosfor, 5-6 kilogram civarında potasyum, 3-3,5 kilogram civarında kalsiyum, 1-1,5 kilogram civarında magnezyum ve daha az miktarda işte magnezyumun biraz altında yarım kilo civarında kükürt aldığı ve daha gram mertebelerinde de mikro elementleri kaldırdığına yönelik elimizde veriler var arkadaşlar. Biz çilek gübremesi yaparken bu çilek bitkisinin hedef verim nedir?
kaldıracağı besin elementi miktarı nedir? Bu besin elementlerinden gelişme ortamında ne kadar vardı? Ahır gübresiyle işte pH'yi düşürmek, gelişme ortamını iyileştirmek, fiziksel özelliklerini iyileştirmek için ahır gübresi ilave ettik. Bu ahır gübresiyle toplam ve alınabilir ne kadar besin elementi ilave ettik? Bunları dikkate alıp açığı kimyasal gübrelerle karşılamamız lazım. Özellikle kimyasal gübrelemede arkadaşlar, özellikle azot ve potasyum hariç diğer çilek bitkisinin ihtiyaç duyduğu eksik olan bütün besin elementlerini, fosforun tamamını, potasyumun yarısına kadarını, kalsiyumu, magnezyumu, mikro elementlerin tamamını dikim öncesinde ahır gübresiyle birlikte verebiliriz. Özellikle fosforu yapıyorum. Değerli arkadaşlar, fosfor toprakta hareketli, çok yavaş, az bir elementtir. Düşük bir elementtir. Toprakta hakim elementlerle, özellikle 2 ve değerli katyonlarla çözünürlüğü düşük tuzlar oluşturmasından dolayı hareketi çok sınırlıdır. O bakımdan fosforlu gübreleri ahır gübresiyle birlikte toprağa vermek, dikimden önce sette hazırlığı döneminde vermek çilek tarafından fosforun alım etkinliğinin daha yüksek olmasını sağlar. Bununla birlikte diğerlerini de verebiliriz. Kalan elementleri damlamayla, özellikle azotu daha sonra vermekte fayda var. Azotun ne kadarını uygulayacağımız toplam azotun arkadaşlar, tabii ki bitki analizleri, toprak analizlerine göre toplam analizi, toplam ne kadar azot vereceğimizi karar vereceğiz. Ve bu dönemleri de ayarlarız, ama vereceğimiz toplam azotun en fazla 1/3'ünü, %30'u ya da %20'sini, %25'ini dikim öncesinde fosforla birlikte veririz. Geri kalan %80'li, %70'li azotun çilek bitkisinin gelişme döneminde vermemizde fayda var. Eğer başlangıçta azotu fazla verirsek arkadaşlar, fazla azot bitkilerin toprak üstü aksamının fazla gelişmesine, kök gelişiminin daha az olmasına neden olmaktadır. Hangi bitki olursa olsun arkadaşlar bu. Onun için bitkilerin ekim veya dikim döneminin başlangıcında biz fazla azot verilmesinden kaçınılması gerektiğini düşünürüz. Düşünürüz ifadesini yanlış kullandım. Tekrar söylüyorum. Ekim veya dikim döneminde fazla azot verilmesinden kaçınılması lazım. Ama tabii ki azot vejetatif aksamını oluşturan proteinlerin yapı elementi olduğu için her dönem bitkinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde de gelişme ortamında azot olması lazım. Fazlası işte kök gelişimini azaltır. Onun için biz %20'sini veya %10'unu, en fazla %30'luk bir kısmını çilen dikim esnasında veriyoruz değerli arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar, bitkiler azotu amonyum ve nitrat azotu şeklinde alıyorlar. İyonları şeklinde alıyorlar. Ve başlangıçta özellikle dikim esnasında amonyum formunda azot vermek bitkinin kök gelişimi açısından daha faydadır. Ancak çilek bitkisinin gelişme dönemlerinde azotu daha çok nitrat formunda azot şeklinde vermek de fayda var. Çünkü çilek bitkisi değerli arkadaşlar azotu daha çok nitrat formunda almayı sever ve verim ve kalitede de bu önemlidir. Eğer gelişme döneminde çok fazlaca amonyum formunda azot verirsek ve bu azotun amonyum formunda almasına neden olursak, bazen amonyak toksitesi meydana gelebilir. Sadece kök bölgesinde değil arkadaşlar, yapraklarda da amonyak toksitesine neden olabiliriz. Çünkü fazla alınan amonyum azotu hücrede pH'yi yükseltip toksik etki yapmaya neden olabilir. İşte ne kadar azot vereceğimizi toprak organik maddesine göre genellikle ülkemizde söylüyor, ama özellikle değerli arkadaşlar, uygulanacak azot miktarının belirlenmesinde hedef verimin yanında topraktaki organik madde ile birlikte nitrat azotunun da belirlenmesinde fayda var.
Tabii ki maalesef ülkemizde henüz bütün gelişmiş ülkelere baktığınız zaman organik maddeyle birlikte nitrat azotunun mutlaka dikkate alınmasını yönünde öneriler yapılır ve ona göre öneriler yapılır. Bizim ülkemiz bu konuda maalesef bu çalışmalarda biraz geç kaldı. Yeni TAGEM'de çalışmalar başladı. Mesela biz buğdayla ilgili İç Anadolu bölgesinde böyle bir şey yaptık. Ben buğdayla elde ettiğimiz sınır değerlere göre bir çilek bitkisinin hedef verimini dikkate alarak böyle öneri yazdım burada. Aslında şu geliştirdiğimiz sınırlar sulu şartlarda buğdayla ilgili toprak nitrat azotuna göre geliştirdiğimiz sınırlarda bir TÜBİTAK projemiz. Bu bakanlığımızın da enstitüler de var. Konya enstitüleri de bu projenin içinde vardı değerli arkadaşlar. Ama diğer bitkiler için de olması lazım. Uygulayacağımız azot miktarını buna göre belirlememiz lazım. Azot noksan olduğu zaman biliyorsunuz yapraklar küçülür, renk açılır, sararır. Özellikle meyve üzerindeki meyve etrafındaki kalikslerde de kırmızı mıtrak renkler oluşabilmektedir. Meyve üstündeki değerli arkadaşlar bu azotun. Yine azotu eğer eksik verdiğimiz zaman bitki gelişmesinde azalma olur. Meyveler küçülür, fazla meyve olma. Ama fazla azot verdiğimizde de arkadaşlar özellikle aynen başlangıçta verdiğimiz zaman kök gelişimi azaldığı gibi gelişme döneminde de fazla azot vermemiz yine toprak üstü aksamının vejetatif organlarının çok fazla gelişmesine neden olur. Çiçeklenmenin azalmasına neden olur. Bu da meyve verimini azaltır ve bazen aldığınız çileklerde görmüşsünüzdür. Çok büyük çilekler ve ortası boş, meyvesinin orta kısmı boş. Çeşit özelliğinden kaynaklanan şeyler olabilir ama genellikle ortanın boş olmasının ana nedenlerinden bir tanesi fazla azot verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için verim yanında kalite de çok önemli olduğu için değerli arkadaşlar şu araştırıcılar diyor ki özellikle azotlu gübreleme yaparken hafta hafta çiçek döneminde meyve döneminde burada hafta birinci hafta ikinci hafta 12 haftalık dönemlerinde yaprak sapının nitrat azotu içeriğine bakarak azot önerisi yapmışlar. Eğer yaprak sapının nitrat azotu içeriği birinci hafta 600 ila 1500 ppm arasında olması gerekiyormuş. Eğer 600 ppm'in altındaysa diyor haftalık 1 kilogram azot. Bu aradaysa 600 gram dekara haftalık azot verilir. 1500'ün üzerindeyse hiç azot verilmez diyor. Diğer haftalarda burada görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Çünkü azotlu gübreleme sadece verim ve kalite değil. Benden sonra bir arkadaşım konuşacak. Hastalıklar açısından da çok önemlidir. Fazla azotlu gübreleme yaptığınız zaman vejetatif aksamın fazla gelişmesine neden olabildiği gibi özellikle fungal hastalıklarının, bakteriyel hastalıkların da çok daha yaygın gelişimine, çok daha fazla gelişimine neden olmaktadır arkadaşlar. Onun için önemlidir. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Azot vereceğimiz azotun en fazla %30'unu dikim öncesinde veriyoruz. Kalan azotu bitkinin gelişme dönemi boyunca. Çünkü her dönemde azot yapıyor. Her hasatta azot kaldırıyor, uzaklaşıyor. Gelişme dönemi boyunca parçalar halinde veriyoruz. Damlama sulama ise günlük azot ihtiyacını bile nedir? Gelişme dönemi boyunca diyelim ki toprak analizi yaptım. Dekara 20 kilogram azot vereceğim. 3-4 kilogramını dikim esnasında verdim. Geriye 16 kilogram azot kaldı. Bu 16 kilogram azotunu haftalara bölüp her hafta vereceğim miktarı hatta günlük miktarı bile belirleyebilirim. Burada özellikle şuna bakmak lazım. Tuza hassas bir bitki olduğu için damlamayla vereceğimiz için eğer günlük ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda verirsek sulama suyunun da tuzluluğunu yükseltmemiş oluruz değerli arkadaşlar. Burada hangi azotlu gübreleri kullanmamız lazım? Bunu söyleyeyim. Burada değişik azotlu gübreler var. Amonyak var.
Bu fertikasyonda azot kaynağı olarak kullanılabilir. Çilek bitkisi için amonyak ucuz bir azot kaynağı olmakla birlikte uygun bir azotlu gübre değildir arkadaşlar. Uygun bir azot kaynağı değildir. Yine biliyorsunuz özellikle damlayıcıların temizlenmesi için nitrik asit kullanılır. Biliyorum, sahadayım. Bazı çiftçiler hem damlamayı temizlesin hem de madem ki faydalı diye fazlaca nitrik asit veriyorlar. Arkadaşlar, fazlaca verilen nitrik asit bitki kök bölgesinde tuzlaşmayı hızlandırır. Onun için biz sadece belli aralıklarla damlayıcıları temizlemek için nitrik asitin kullanılmasını ve çok cüzi kullanılmasını, su pH'sını ne kadar kullanılmasını, su pH'sını 5-5,5'a indirecek miktarda kullanılmasını öneriyoruz. Damlamada arkadaşlar hangi gübreleri kullanabiliriz? Amonyum nitrat en iyi azot kaynağı. %50'si nitrat formunda olduğu için arkadaşlar, ancak biliyorsunuz %30-33'lük amonyum nitrat gübresinin ülkemizde şu an itibariyle üretim ve tüketimi yasak. 26'lık var. 26'lıkta da %26 azot içeren amonyum nitratta da yapı olarak %40 civarında kalsit veya dolomit içerdiği için tıkanmalara neden olur. Ya işte bunu kullanacağız, süzeceğiz, sisteme gitmeyecek o kalsit veya dolomit. Ya da şu an en iyi gübrelerden bir tanesi değerli arkadaşlar UAN. UAN var. Ülkemizde de var sıvı. Ağırlık esasına göre ülkemizde %32 düzeyinde azot içeren bir azotlu gübre UAN. Üre amonyum nitrat demektir. Bu UAN gübresi ihtiva ettiği azotun arkadaşlar %50'sini üre formunda, %50'sini amonyum nitrat formunda içermektedir. Sıvı tekrar söylüyorum, ağırlık esasına göre genellikle yoğunluğu da 1.34'tür. Eğer hacim esasına göre litre olarak verecekseniz UAN, %32'lik UAN %42.9, %43 azot içermektedir. Yani bir litresinde 430 gram civarında azot vardır ya da 1 kilogramında 320 gram azot vardır. Bunu kullanabiliriz iyi azot kaynağı olarak değerli arkadaşlar. Bir de biraz sonra söyleyeceğim özellikle kalsiyum çiçeklenme dönemi öncesinde, hasat döneminde kalsiyum ve magnezyum, potasyum, bunların da damlama sulama sistemleriyle verilmesini öneriyoruz. Bunları kullanacağımız zaman da değerli arkadaşlar nitratlarını, kalsiyum nitrat, magnezyum nitrat, potasyum nitrat, bunları kullanabiliriz. Tabii ki bunları kükürt kaynağı olarak da bir miktar amonyum sülfat veya diğer şeylerin, magnezyumun, magnezyum sülfat, bunları da kullanabiliriz. Özellikle ülkemizde bazı inhibitörlü gübreler var değerli arkadaşlar. Bu inhibitörlü gübreler azot kayıplarını azaltsın diye üretilen gübreler, çilek tarımı için uygun azot kaynağı olmadığını burada ifade etmek istiyorum. İnhibitörlü amonyum sülfatın veya ürenin de aynı şekilde değerli arkadaşlar. Fosforu söyledik. Fosfor noksanlığında yapraklarda kırmızı mıtrak renkler oluşur. Yine potasyum noksanlığında benzer şeyler oluşur. Ve yine çilek bitkisi arkadaşlar özellikle fazla miktarda potasyum ihtiyacı olan şeydir. Bütün sebze ve meyvelerde olduğu gibi azottan daha fazla potasyum kaldırmaktadır. Potasyuma geçmeden sunuda olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Özellikle damlama sulamalarda fosfor kaynağı olarak değerli arkadaşlar monopotasyum fosfat %41 fosfor, %54 potasyum içerir. Bunu önerebilirim. Monoamonyum fosfat MAP, bunu önerebilirim fosfor kaynağı olarak. Ya da daha güzeli özellikle fosforun alım etkinliği açısından amonyum polifosfat var.
%10 azot, %34 fosfor içeren amonyum polifosfat. Bunu önerebilirim değerli arkadaşlar. Bu amonyum polifosfat özellikle mikrobesin elementlerinin de elverişli üzerine olumsuz etki yapmamaktadır. Fosfor kaynağı olarak çeltik tarımında bunların kullanılmasını önerebilirim. Evet, şimdi potasyuma geçersek. Potasyum çilek tarafından çok fazla kaldırılan bir element. Bütün sebze ve meyvelerde olduğu gibi. Ve analiz yaptığınız zaman değerli arkadaşlar, genellikle ülkemiz tarım topraklarının sadece %2'sinde potasyum noksanlığı vardır. Çilek yetiştirilen yerlerde de potasyum noksanlığı pek görülmez. Ancak değerli arkadaşlar, özellikle bitkilerin potasyum, magnezyum, kalsiyum alımında bu elementlerin bitki gelişme ortamında aralarındaki miktar yanında dengeleri çok önemli etki yapar. Denge çok önemli etki yapar. Hatırlarsanız özellikle bahçeci arkadaşlar var, sahada arkadaşlar var burada dinleyen. İşte domatesde, işte biberde, şeyde falan çiçek burnu çürüklüğünü çok görürsünüz. %20 kireç içeriyor. Elmada %20 kireç içeriyor toprak. Bakıyorsunuz kireçli toprakta öyle bir şey ki arkadaşlar, 4000-5000 ppm kalsiyum içeren, bitki elverişli kalsiyum içeren toprakta bu tip bitkileri yetiştiriyorsunuz. Kalsiyum noksanlığı belirtisi olan çiçek burnu çürüklüğü gösteriyor. Kalsiyum noksanlığı. Şeyde de olur. Çilekte de olur. Bakınız şu tip meyveler kalsiyum noksanlığında. Çilekte var. Ben manavdan alırken veya gezdiğim yerlerde bunları görebiliyorum. Burada şu var. Toprak analizi yaptığınız zaman kalsiyum, magnezyum, potasyum yeterli. Ne var arkadaşlar? Bunların alımında sadece topraktaki yeterli miktarlar yetmiyor alımı için. Aynı zamanda aralarında uygun bir dengenin olması lazım. Bu elementler arasında. Ve aynı zamanda bu dengeyi arkadaşlar, bu elementler arasındaki dengeyi miktarları yanında bitki kök bölgesindeki bitki elverişli su miktarı da etkiler. Eğer fazla sulama yaparsanız, fazla sulama, fazla sulamadan kastım nedir? Bitki kök bölgesindeki su miktarı tarla kapasitesine yakın değerlerdeyse, yani faydalı su %65, %70 değerlerinde değil de %85, %90, %100 değerlerindeyse arkadaşlar, bu durumda bu fazla su özellikle toprak çözeltisindeki iki değerli katyonların, kalsiyumun, magnezyumun kolloidler yüzeyine gitmesine, kolloidler yüzeyinde tutulmasına ve bunun yerine toprak çözeltisine bir değerli katyonların gelmesine neden oluyor. O bakımdan toprakta var olan magnezyumu, kalsiyumu bitki alamıyor. O nedenle değerli arkadaşlar, özellikle bu üç elementin alımında bu sulamanın da çok önemli olduğunu biz bitki kök bölgesinde faydalı suyun %65, %70'ler düzeyinde olmasına sağlayacak şekilde sulama yapılmasını gerektiğini şey yapıyoruz. Yine eğer bu dengeyi dikkate, genellikle bitkinin, çilek bitkisinin, sebzelerin, meyvelerin ihtiyacı olan potasyum alabilmesi için, kalsiyum alabilmesi için gelişme ortamında bir birim potasyuma karşılık 12-13 birim civarında kalsiyum olması lazım. Yine bir birim magnezyuma karşılık 2 ile 5 birim civarında potasyum olması lazım. Bu dengeler eğer herhangi birinin aleyhine eksikse, bozuksa arkadaşlar, hanginin aleyhine bozuksa bu elementin bitki tarafından yeterince alınamaması söz konusu oluyor. İşte hem bakıyorsunuz genellikle çilek bitkisi topraktan kaldırdığı azottan yaklaşık %25 oranında daha fazla potasyum kaldırıyor. Ve potasyum fotosentez açısından ve özellikle arkadaşlar potasyum ve magnezyum bitkilerin güneş ışınlarına karşı korunmasında fotosentez açısından ve
fotooksidatif zararlanma açısından ve aynı zamanda kök gelişim açısından çok önemli etkilere sahip. Burada hemen şunu şey yapacağım. Bir çalışma yapılmış bakınız. Bu fasulyede ama bu aynı şekilde çilek içinde, diğer bitkiler içinde geçerli. Kontrol, potasyum noksan, magnezyum noksan, fosfor noksan. Bakınız değerli arkadaşlar. Özellikle bu elementler noksan olduğu zaman fotosentez ürünleri köke taşınamıyor. Yaprakta kalıyor. O zaman ne oluyor? Kök gelişimi yeterli olmuyor. Bakınız magnezyum noksanlığında, potasyum noksanlığında kök gelişiminin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Fosfor noksanlığında da. Tabii kök gelişimi az olduğu zaman bitkinin dengeli beslenmesi, bitkinin stres faktörlerine karşı dayanıklılığı çok fazla olmaz. O nedenle biz bu elementlerin gübrelemesine de çok dikkat etmemiz lazım. Bu elementlerin sağlanması için de potasyumu, potasyum sülfat veya işte potasyum magnezyum sülfat, potasyum nitrat, magnezyumu magnezyum sülfat, magnezyum nitrat, kalsiyumu kalsiyum nitratla bitkinin gelişme döneminde boyunca karşılayabiliriz değerli arkadaşlar. Yine mikro elementlere gelince bitireceğim konuşmamı. Soru olursa şey yapacağım. Mikro elementlerden yine değerli arkadaşlar, kök gelişiminde ve bitkilerin fotooksidatif zararlanmada, döllenmede, çiçeklenmede de çok önemli etkileri olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bor mesela. Bor noksanlığında bakınız özellikle çilek bitkisinin kök gelişimi azalır. Meyvelerin meyve kalitesi bozulur. Yapraklar küçülür, büyüme olmaz. Boru ne yapmak lazım? Noksan ise en iyi verme zamanı değerli arkadaşlar. Çünkü besin elementlerinin alımı, hücre duvarlarının, sitoplazmik zarlarının yapısı açısından da bor çok önemli arkadaşlar. En iyi verme zamanı ekim veya dikim öncesinde ya da esnasındadır. Ve ne kadar vereceğiz? Eğer topraktaki gelişme ortamındaki bor miktarı 0 ile 0.25 ppm arasındaysa 1 dekar alana 250 gram ile 300 gram civarında bor vermemiz yeterli. Yine topraktaki bor miktarı 0.25 ile 0.5 ppm arasındaysa 100 ila 250 gram civarında bor vermemiz yeterli. Bunun için de arkadaşlar en iyi bor kaynağı bütün dünyada borlu gübre olarak pazarlanan, üretilip satılan ülkemiz ürünü Etidot 67. %20.8 düzeyinde bor içerir. Hocalarımız belki bilir, literatür okuyanlar, solu bor diye literatürde bir şey vardır. Solu borun alternatifi olarak Eti Maden tarafından üretilen ve şu anda bütün dünyada tarımda kullanılan borun kaynağı olarak arkadaşlar. En iyi borlu gübre budur. Yapraktan uygulayacaksa şunu da hemen ifade edeyim arkadaşlar. Yapraktan gübrelemeler gecikmiş gübrelemedir. Hiçbir zaman hiçbir elementin yapraktan gübreleme sağlamasıyla sağlanmasını biz tavsiye etmeyiz. Gecikmiş gübrelemedir çünkü biraz önce ne dedim? Borda söylediğim gibi kök gelişiminde de etkili. Siz bitki belli bir dönemde yapraktan bor verebilir misiniz? Verirsiniz. Ama yapılan çalışmalar yapraktan bor verdiğiniz zaman kök gelişimini telafi etmiyor arkadaşlar. Evet, çiçeklenmede, döllenmede iyileştirebilirsiniz ama kök gelişimini düzeltmiyor. Bor, yapraktan verilen bor gecikmiş uygulama ama yine de buna rağmen ihmal var, verilmemiş noksanlık varsa 300 ppm bor içeren bir çözeltinin yapraktan püskürtülerek verilmesi. Eğer yapraktan verilecekse de mutlaka bir veya iki uygulamanın çiçeklenmeden önce daha sonra da meyve oluşum dönemlerinde bir uygulamanın yapılmasında fayda var değerli arkadaşlar. Çünkü borun döllenmede de etkisi olduğu için. Demir, yine demir noksanlığı özellikle Konya'da da yaygın. Mesela Konya Büyükşehir Belediye'miz bizim Konya çevresindeki özellikle küçük arazi varlığı olan yerlerde
çilek fidelerini alıp çiftçilere dağıtıyorlar. Yıllardır bunu yapıyorlar. Biz bu yönüyle belediyemize ülkemizdeki çilek fidelerinin demire tepkileriyle ilgili, çünkü Beyşehir tarafında, Akşehir tarafında, Seydişehir tarafında çok yaygın olarak yetiştiriliyor çilek. Buralarda da demir noksanlığı çok yaygın. Demire tepkileri farklı arkadaşlar. Çilek fidelerinin özellikle kireçli ve bazik reaksiyonlu topraklarda yetiştirecek yapılacaksa, demire noksanlığına dayanıklı olan çeşitlerin sorgulanması ve bunun alınması lazım. Demir noksanlığını gidermek için demir sulfat kullanılabilir ama tek başına demir sulfatın kullanılmasının hiçbir faydası yok. Mutlaka demir eksikliği olan yerlerde en başta toprak hazırlığı, sette hazırlığı yapılırken organik gübre ile birlikte verilmesinde fayda var. Demirin, demir sulfatın organik gübrelerle birlikte. Daha sonra demir kletleri verilebilir. Eğer demir sulfat kullanılacaksa 0 ila 2,5 ppm arasında demir içeren topraklarda 1-1,5 kilogram demir sağlayacak miktarda demir sulfat verilmesi, 2,5-5 ppm arasında demir içeren yerlerde de yarım kilogramla 1 kilogram arasında demir sağlayacak miktarda demir sulfat. Ama tekrar söylüyorum, bunun organik gübre ve elementel kükürtle birlikte verilmesinde fayda var arkadaşlar. Demir kletleri kullanılacaksa demir kletlerin içinde etilen diamin dihidroksiasetik asit, seköstrin adıyla anılmaktadır. Bunun da arkadaşlar hepsi değil, biraz sonra yaptığımız bir çalışmayı söyleyeceğim. Bundan bir dekara 40 gram, 50 gram, en fazla 100 gram civarında verilmekle demir noksanlığı giderilebilir. Yapraktan demir uygulanacaksa demir kletleri değil, demir sülfatın burada yansıda görüldüğü gibi içine binde 5 de üre karıştırıp yayıcı yapıştırıp ilave edilip verilmesinde fayda var. Demir noksanlığı. Yani arkadaşlar özellikle demir sülfatı, bakınız farklı demir kaynakları elmada yapmıştık biz. Çünkü şu demir EDTA çok pahalı. Şu andaki döviz fiyatlarının değişmesiyle herhalde kilosu 200-250 kilogram ara 200-250 liraya çıkmıştır diye düşünüyorum. Çok pahalı. Biz bunun yerine mesela potasyum mumatla demir sulfatı verildiği zaman, evet demir EDTA kadar olmasa da bitkinin demir alımında olumlu etki yaptığını, demir beslenmesini, açığını giderebildiğini ortaya koyduğumuz çalışma var elmada arkadaşlar. Şu uygulama değerli arkadaşlar, şu da diğer EDTA en iyi uygulama olduğunu söyleyebilirim. Yine benim doktora öğrencilerime yaptırmıştım. Eğirdir bahçe kültürlerinden değerli arkadaşlar. Bakınız şeftalide yapmışlardı. Demir sülfat, demir etta, demir DTPA, demir EDTA. Burada özellikle arkadaşlar demir kaynağı şey olmak için şu anda bu demir EDTA'nın orta izomer oranı 6 olanlar var. Hatta 6.25 olanlar var. Bunların kullanılması lazım arkadaşlar. Çünkü en iyi demir kaynağı olarak da bunlar olduğunu, bu ben Yeşim Hanım'a sunumu gönderdim. Bu sunumu isteyen şu andaki dinleyicilerin hepsine Yeşim Hanım paylaşabilir. En iyi demir noksanlığını bunun giderdiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki demirle oluşturduğu kompleksin stabilite sabitesinin yüksekliğinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Zamana uymak için biraz şey yapıyorum. Mangan noksanlığı varsa yine manganlı gübreler, mangan sulfat veya mangan etta'yı kullanabiliriz. Çinko noksanlığı olan yerlerde çinko sulfat, başka hiçbir kaynak aramaya gerek yok arkadaşlar. Bunu kullanabiliriz. Bakır noksanlığı pek rastlanacağını düşünmüyorum. Çünkü fungal ilaçlar hep bakırlı preparatlardır. Onun için bakır yeterlidir. Ola ki varsa bakır sulfat yeterli arkadaşlar. Yine bazı besin elementi noksanlıklarıyla karşına albino, işte azot ve potasyum yetersizliği, yetersiz ışıklanma, bozuk meyve oluşumu, trips veya böcek zararlanması,
işte döllenme yetersizliğinden kaynaklanabilir. Bunlar kaynaklanabilir. Yine aşırı tuz, sulama suyunun etkisiyle veya aşırı gübrelemeden kaynaklanan tuz zararları var. Potasyum ve mangan noksanlarına benzer. Yine zayıf döllenmeden kaynaklı meyve bozuklukları var. Yine herbisit zararı demir, çinko, mangan noksanlığına benzeyebilir. Yapraklarda kavrulma değerli arkadaşlar. Yine kırmızı örümcek zararı veya rüzgar zararı bronzlaşmaya neden olur. Sanki bu potasyum noksanlığı şey gibi değerli arkadaşlar. Eğer topraksız tarım da varsa besin çözeltileriyle arkadaşlar besin çözeltisi hazırlarken de uygulanan çözeltinin elektriksel iletkenlik değeri 1800 mikrosiemens'in üzerine çıkmaması ve bunun için ilave edebileceğiniz toplam gübre miktarı 1 ton suya 1 kilogram civarında arkadaşlar. Burada milimol veya mikromolar olarak şeylerini veriyorum. İsteyen arkadaşlar bu sunudan diğerlerini alabilir. Zamana uymak için burada bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.